Merhaba arkadaşlar, bugün ben 3. sınıfa gidiyorum ama 5. sınıf sorularına cevaplar çalışacağım arkadaşlar. Evet, TV'mizin adı soruyu bilmek lazım. Çok güzel, her soru 10 puan, 10 tane soru var. Bakalım hangilerini bilecek. Sonda mesela hepsini bildi, 100 puan kazandı diyelim. Sonra böyle bir zorluk çıkaracağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet, hemen size okuyayım. Şekilde elektrik devresinde 1, 2 ve 3. düzeneklerdeki gibi değişiklikler yapıldığında ampul parlaklıkları nasıl değişir diyor. A artar, azalır artar. B azalır artar, değişmez. Artar artar, azalır, azalır değişmez, azalır. Hangisi diyoruz ve resmi gösteriyor şöyle. Önce şuraya bir gösterelim. Kaç tane şık var? D, 4 tane bak. A artar, azalır artar. B azalır artar, değişmez. C artar artar, azalır. D azalır değişmez, azalır. Diye olmalı. Ne? Diye olmalı. Ve ya artar artar, azalır diyorsunuz değil mi? Artar artar, azalır yani. Ve 10 puan kazandınız. Yani 10.000 TL kazandınız. İkinci sorumuza geçelim ama biz bir yanlışlık mı yaptık? Yok, tamam, doğru. Şekildeki elektrik devresini tamberle gösteren açıklardan hangisi gibidir? Şöyle göstereyim. Şekildeki elektrik devresini gösteren açıklardan hangisi gibidir? Hemen şöyle. Şu. İçi mi? Evet, hangisi olabilir? Bu hiç benzemiyor yani. Bu içinde kablo var. Ama bu da yok. Bu yani bu kablo mu? Kablosu var yani. Kablosu o anahtar. Şu. Evet, anahtar işte. Yok. Evet. Hangisi? Eksin. Bunda da şundan yok. Evet, bunda da eksiklik. Ama bak, bunda da sadece tek teker var. Evet. Ve burada iki tane kablo var diyorsun. Evet, yani bu. Cevap doğru cevap. Ve A diyorsunuz. A doğru mu bakalım? 10.000 daha geliyor ve 20.000 paranın TL'niz oluyor. Teşekkür ederim. Şimdilik 20.000 TL'niz var ve çok iyi devam edin diye bir iyilik yapıyoruz yani. Ne yapacağız bilmiyorum ama. Hadi öbür soruyu yapalım. Şekilde verilen devre elemanlarınız tembelli aşklardan hangisinde verilmiştir diyor. Anlamadım. Şöyle bakın, şekilde verilen devre elemanları tembelli aşklardan hangisinde verilmiştir? Bu hemen altlarını biliyorsunuz. Ampul. Anahtar. Yani o da yani bildiğimiz kablodur. Ve sizin de bu sembollerini bilmeniz lazım. Evet, sonucu kablo. Tamam. Bu da ve bu da olabilir. En başta pil var. Ama bu ampul. Yani bunda da bu acaba bu pil olmalı. Bu da anahtar olmalı. Evet. Evet. Anahtarsız da böyle o da öyle kıt diye basıyorsun şu şeye. Yani çoğunluk A'dır. Ve A olarak doğru mu biliyorsunuz? 40 puan kazanıyorsunuz. Çok güzel devam ediyoruz. Devam edin diyorum. Dur, hayır. Siz 20 tane, yani ay kafam karışmış. 30.000 kazanıyorsunuz. Şimdi 4. sorumuza geçelim. Bir elektrik devresinde sadece pil sayısı değiştirilerek ampul parlaklığının etkisi gözlemlenecektir. Bu durumda oluşan değişkenler hangisinde doğru verilmiştir? Bağımsız değişken, bağımlı değişken, kontrol edilen değişken var. Ben okuyabilir miyim? Tabii. Hemen bir elektrik devresinde... Çok kolay bir soruydu bu. Diğerleri de daha da kolaydı yani. Aslında daha da zordu. Ben kafa karıştı. Daha da zordu diğerlerinde. Yani. Evet. Doğru mu? Ne yazık ki diyemiyoruz çünkü doğru. Evet. 40.000'iniz var şu anda. Kaç tane soru kaldı? 6 tane soru kaldı. Hemen. Şekildeki elektrik devresindeki ampulün parlaklığını değiştirmek için devreye anahtar eklemek, ampul sayısını değiştirmek, uç uca bağlanan pil sayısını değiştirmek. Bu soruyu ben biliyorum. Hangileri yapılabilir? Evet. Evet. C. Çok doğru bir seçim. 50.000 TL'niz size
hayırlı uğurlu olacak. Belki daha fazla alacaksınız. Evet. Kaçıncı? Yedinci sorumuz. Evet. Yedinci mi? Hayır. Altıncı. Evet. Herhalde kafam karıştı. Bir şey olmaz. Aşk sembolleri verilen devre elemanların adları aşklardan hangisidir? Şöyle göstereyim. Hangileridir? Birincisi. Cevaplar neler? Cevaplar. Bir. Pil. Ampul. Anahtar. Pil, ampul, kablo. Ampul, pil, kablo. Ampul, pil, anahtar. Hangisi? Çok pil olamaz. Pil yok. En başta kablo. Sonra ampul. Sonra da anahtar. Yani hangi şıkkı değil mi? Yani diyorsunuz ki yok. Hangi ya ampul, pil, kablo. Pil, ampul, kablo. Pil, ampul, anahtar. Ampul, pil, anahtar. Evet. Kablo ile başlayan yok. O zaman bir daha şey yapayım ben. O zaman bu pil. Bu ampul, bu da anahtar. Yani C mi diyorsunuz? Pil, ampul, anahtar. Son kararım. Ve doğru biliyorsunuz. Çok doğru bir kararla 60.000 TL oluyor. Kaçıncı? Yedinci sorumuz. Tabloda ki devre elemanlarının hangisinin görevi yanlış verilmiştir? Pilin görevi devre elektrik enerjisi verir. Ampul elektrik enerjisini depolar. Anahtar devreyi açıp kapatır. Kablo devre elemanlarının bağlanmasını sağlar. Hayır, hangisi yanlış verilmiştir? Ampulün mü, pilin mi, anahtarın mı, kablonun mu? Bakın şöyle soruyor. Ampul, pil, kablo. Devre elektrik enerjisi verir. Doğru. Elektrik enerjisi ne bunlar? Doğru. Devre elektrik kapatı. Doğru. Devre elektrik zor. Yani ampul enerji elektrik enerjisi depolamaz ki. Bu altındaki şey depolar. Yani pil mi depolar? Evet evet. Pil enerji. Yani. Pil depolar. Enerji, enerjiyi veriyor kadar o. Yani depolar, altında şey var zaten böyle. Duy. Evet, duy var. İşte o olduğu için yani o da oluyor, o da dolu veriyor. Evet. O ben o siz hangi şık diyorsunuz? Ben bence yanlış olan pil diyor. Pil. İlk baştaki mi? Evet. Devre elektrik enerjisi verir. Evet. Bir A yani. Diyerek yanıyorsunuz. Yine 60.000'de kalıyorsunuz. Diğer soruya geçeyim. Şemada verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise de diye yönünü ilerlediğinizde hangi çıkış olabilirsiniz? Ampulün parlaklığı pil ve ampul sayısına bağlıdır mı? Hiçbir şey anlamadım. Bakabilir miyim? Ampulün parlaklığı pil ve ampul sayısına bağlıdır. Doğru mu yanlış mı? Ampul parlaklığı pil ve ampul sayısına bağlıdır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Evet. Doğru diyorsunuz. Ampul sayısı değiştirilmeden pil sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır mı? Diyoruz. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Kaç, ikinci çıkış mı diyorsunuz? Doğru diyorsunuz diye 3000 TL alıyorsunuz. Aşağıdaki özdeş ampul ve piller kullanılarak oluşturulan elektrik devrinin hangisinde ampul parlaklığı en fazla olur? Şöyle göstereyim. Hangisinde en fazla olur? Bunda olur yani. Ha, iki pil bir ampulde. Emin misiniz? Son mu kararınız? Evet, çünkü iki ampul, iki pil olsa ikisi de bir tanesi verdiği için enerji daha da hızlıdır. Ama bir tanesi olduğu için daha da hızlı. Saniye ben. Daha da çok uzun süre. Ve diyorsunuz. Ve diyerek. Doğru biliyorsunuz. 80.000. Şimdi 90.000'e geçeceğiniz bir soru var. Hipotezin anlamını söylüyoruz. Bir elektrik devresinde ampul sayısı değişirse parlaklığı da değişir hipotezin anlamı.
verilen hipotezi test etmek için yukarıdaki düzenekler hangi ikisi kullanılmalıdır? Solucu değil mi? Evet, solucu soru. D diyorum. Ne? D diyorum. D. D diyerek yanlış yapıyorsunuz çünkü cevap A'ydı. Ve 80.000 TL kazanıyorsunuz. Ama kazanmadan önce başka şeylerimiz de var unutmadığını. Unutmadıkmışsınız değil inşallah. 80.000 kazandınız. 4 tane bir şeyin anlamını soracağız. Her bir 20 puan. Ne kadar bilirseniz o kadarını kazanacaksınız. Hemen bakalım hangi kelimeleri ayarlamışız size. Evet. Kolay bir şeyle başlayacağız. Ezik. Ezik'in anlamı. Bunu duymuştum. Kendi yani bir zorluklara karşı ezilmiş bir insan ya. Yani, zor durumda diyorsunuz. Zor durumda kalmış bir insan ya. Ve bu cevaplar doğru yapıyorsunuz. 20 puanınız yine duruyor. Yani 80 puan. 80 bininiz yine duruyor. 3 tane sorumuz kaldı. Diğeri bakalım neymiş? Bakalım. Uzatmamak için durdurup arayacağım arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz işgal. Evet, işgalin anlamı ne? İşgal, bir yeri işgal etmek ve o yerdeki şeylere yıkmak mesela. Yani nasıl bazı, yani? Yıkmak da nasıl? Yani böyle yani güç kullanarak. Evet, savaş yaparak. Savaş yaparak bir şeyi yani ne yapmak? Parçalamak. Yani o gibi. Mesela kırmak. Kırmak, parçalamak ya da ele geçirmek gibi. Ele geçirmek olabilir tabi. Ya aile klas ele geçirmek gibi. Ele geçirmek. Orada zaten kazanınca kupa veriyor. Ele geçirmek ya. O bir yeri işgal edip ele geçirmek diyorsunuz. Evet. Ve bununla doğru yapıyorsunuz. 80 bininiz yine cepte. 2 tane sorunuz kaldı. Bir iki soruyu da. 3 tane yok mu? 4 tane. İkisi tamam, gitti. Diğerine hemen bunu hemen diğer kelimenin anlamını size soralım. Dur durayım iki zaman. Evet. Kelimemiz hobi. Hobi, hobinin anlamı da kendim biliyorum herhalde. Evet, biliyorum. Hobi, bir insanın çoğunlukla yaptığı şey. Yani bir insanın hobisi. Mesela, biri hep dışarıda oynamayı çok sever. O hobisi dışarıda oynamaktır. Yani, iş olmayan ama her zaman böyle yapılan gibi diyor. Evet. Yani, mesela bir dışarıda oynamak istiyor. Onun hobisi bu. Bir de tablette oynuyor. Onun hobisi bu. Öyle sizin olur. Hobiniz nedir? Çoğunluğu tabii doğru bak dedi yani. Böyle şeyleri ben severim yani. İyidir ya. Dışarıda oynamayı da çok severim. Bayağı. Dışarıda en çok sıkı sürmeyi severim. Evet. Böylelikle doğru bir cevap veriyorsunuz. 60 bininiz cepte. Bunu eğer bilemezseniz 60 bin kazanıyorsunuz. Eğer bilirseniz 80 bin kazanıyorsunuz. Hadi bakalım. Açalım. Yani şey yapmamak için yine durduruyorum. Evet, son. Bu çok zor olacak. Bakalım bunu bulabilecek misiniz? Külçe. Külçe. Evet. Bir şey kül olmuş mesela, yanmış bir şey. Kül, içinde kül var. Külçe. Kül bir yer, yanmış bir yer mesela. Pek yakın değil yani. O zaman ben pes diyorum. Çok zor bir soru. Hemen külçeyi söyleyeyim sonra 60 binle uğurlayayım sizi. Külçe demek eritilerek belli bir kalıba dökülmüş metalmiş. Yani zor bir soruydu evet bu. O yüzden 60 bininizde sizi eve uğurluyoruz. İnşallah 60 binde güzel şeyler yaparsınız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi neydi? Soruyu bilmek lazım kanalına
veda ediyoruz. Başka bir gün, başka bir saatte sizinle birlikte yine olacağız. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.